Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 15 Mayıs pazartesi günü niyetine şöyle bir fincan kapattım. Önce bir kahve sonra da bir tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Şöyle bir niyetlerinizi açılıma geçmeden önce tutmanızı istiyorum. Şöyle de bir kulağınızın duyabileceği şekilde dinlendirin. Bakalım ne var, ne yok. Evet, burada yeni gelen arkadaşlar varsa hoş geldiniz diyorum. Ve emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hadi bakalım. Niyetlerinizi tuttuysanız hemen şöyle bir fincanınızı ele alalım. Bakalım neler var, neler yok. Önceliğim size göstermek. Şöyle bir bakın bakalım. Hmm, evet. Hmm, evet. Bak bir yola çıkma. Ee, ya da bir adım atma gibi durumun var tamam mı bir müddettir de uğraştığın e, bir konuda olduğunu söyleyebilirim aslında bak 15 Mayıs pazartesi günü dedim ee, yani bu yeni yola çıkarsın çıkmazsın değil çıkarsın cesaretini toplayıp çıkarsın ama tekrar başladığın yere geri dönmek gibi durumun var ee, açıkçası bir konuyla alakalı da bir şeyleri çözmek için diyelim bir adım attın. Ama tekrardan belki de başa döndün. Böyle bir durum olabilir bu. Ve e, pazartesi günü direkt böyle hani e, uğraşsan da başa döneceğin bir takım işlerle uğraşabilirsin. Hmm, seni ya bir yere mi götürmeye çalışıyorlar eğlendirmek için, kafa dağıtmak için... Ama sen ısrarla inatla ben olduğum yerde durmak istiyorum diyorsun. Yani bir yerlere gitmek istemiyorsun. Ayağın kesilmiş vaziyette görünüyor. Ee, hani seni götürmek istiyorlar. Belki yeni insanlarla tanışacaksın, eğleneceksin. Ama e, sen ısrarla ve inatla onların çağırdığı yere gitmemek için uğraşıyorsun. Aslında gitsen biraz daha kafa dağıtırsın. Senin için gayet de güzel olur. O yüzden gitmen de fayda var. Bunu da söyleyeyim. Bugün bir konuda kolları sıvıyorsunuz. Tamam mı? Çok da güzel kolları sıvayacaksın. Ne gibi? Onu da söyleyeyim. Bir işe başlayabilirsin. Aklındakini yapabilirsin. Ama senin için bugün şöyle bir adım atma günü. Kolları sıvayıp bir işe girişeceksin ve o işe girişmenin amacı aslında o işten karlı bir şekilde çıkmak çok istikrarlı bir şekilde bu işi yapıyorsun azimli ve istikrarlı bir şekilde bir iş yaptığını söylemek istiyorum şimdi hani bazı insanlar vardır insanlara değer hani şöyle bir değer Herkese bir zaman verir, herkese bir e, nasıl diyeyim limit verir. O limiti aştığında tepkisini gösterir. Normalde hiçbir şey söylemez yanlış yaptığında. Bak size karşı e, limitini aşan birisi var karşınızda. Şimdiye kadar yaptığı yanlış şeylere boyun eğdiniz ama şu anda e, yanlış yapmasında direkt o kişiye parlama durumunuz var bir tartışma değil çünkü o size karşılık vermeyecek ama siz ona böyle bir söyleniyorsunuz yapma demedim mi şöyle böyle gibi bir takım söylemleriniz olduğunda gösteriyor haklısınız o yüzden de karşı taraf sizlere dönüp de bir şey diyemiyor bunu da söyleyelim şimdi bir şeyi yarıda bıraktınız mı mesela eğitim hayatınız olur. Belki de çok sevdiğiniz bir işiniz vardı, işiniz olabilir. Burada size sanki bir e, ikinci şans verilmiş vaziyette de görünüyor. Ben şöyle söylemek istiyorum özellikle size e, nasıl söyleyelim şimdi devam etmek istediğiniz bir şey, eğitim hayatınız diyelim bıraktınız. Ama şu anda tekrar tekrar devam etmek istiyorsunuz. Devam edebileceğinizi, yeni bir hak tanınacağını gösteriyor. Burada bırakmak istediğinizde bir şey var ve şu son zamanlarda kafanızı çok kurcalıyor. Farkında mısınız? Yani bir sigarayı bırakmak gibi olur. Sizi etkileyen bir şey ya da sizi etkileyen bir insan da olabilir. Bak bunu da söyleyeyim. Bir şeyi bırakma, birini bırakma gibi durumlarınız var. Kendinizi çok 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 zorlayacaksınız. İrade de gösteriyorsunuz ama fazla değil. Gerçekten şu azimle uğraşsanız en fazla 3 gün içerisinde 4 gün içerisinde diyelim biz buna 4 gün içerisinde bu kötü alışkanlığınızı bırakmak istediğiniz şeyi bırakma durumunuz görünüyor. Bak birisine haber gönderebilirsin. Bizzat sen konuşmuyorsun ama haber göndereceğim birisi var. Ve e, sanki taşlıyorsun da onu. Bak taşlıyorsun da. iyi bir yorum yapmıyorsun aslında. İyi bir şeyler söylemiyorsun onunla alakalı. Tam tersine e, onu taşlaman onun hakkında kötü bir şeyler söylediğini de gösterir. Yanlış yapan birisine karşı e, bizzat onunla konuşmayarak aslında e, şöyle söyleyelim. Ona gönderdik haberleri çok fazla takmıyor. Sana şunu söyleyelim ki kesinlikle onunla konuşman gerekiyor. Çünkü aksi takdirde senin söylediklerinin ciddiyetini almıyor. Burada da seni söylemen işe yaramıyor. Kesinlikle diyorum. Bak kesinlikle diyorum. Sizin onunla konuşmanız ve ciddiyetinizi anlatmanız gerekiyor, görmesi gerekiyor böyle bir karakter. Bak bugün biraz akıllanma mı diyelim ya. Vallahi şurada tam da öyle bir durumunuz var. Yani akıllanma, bir şeyi onaylama gibi bir durumunuz var. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Normalde belki de herkese her şeyini anlatıyordun. Bak herkese her şeyini anlatıyordun. Şöyleydi böyleydi şöyle olacaktı böyle yapacağım da şuraya gideceğim. Şunu yiyeceğim şunu içeceğim gibi. Şimdi nasıl bir akıllanma biliyor musun? Gizli gizli insanlara söylemeden bir şeyler yapacağını gösteriyor ve bunu sen yapacaksın. Senin için sanki bir ilkmiş gibi de görünüyor bunu söyleyeyim. Kimseye söylemeden yapacağın bu gizli işin sonu aydınlık. Yani hiç söylemezsin sınava hazırlanırsın, hiç söylemezsin bir yere gidersin, bir şeyler yaparsın. Çok güzel sonuçlanacak. Doğru yoldasınız diyorum. Daha öncesinde söylediğinizde bozuldu. Bak daha öncesinde söylediğinizde bozuldu. Şu anda o yüzden zaten e, sizler kimseyi söylememeyi kesinlikle kafanıza koymuşsunuz. Hmm, burada şöyle bir durumun var ya. Üzgünsün. Üzgünsün ama birinin sana iftira atmak gibi... Senin yapmadığın bir şeyi yaptı diye söylemek gibi bir takım durumlarla mı boğuşuyorsun? İşin, evin, hanen, dışarıda, sosyal hayatında hiç fark etmez. Ama e, hani böyle senin yapmadığın, belki söylemediğin bir şeyleri seninle alakalı söyledi, bak o yaptı gibi söylemeye e, başlamışlar. Bu da senin canını sıkıyor ispatlayamayacağın bir şey zamanla insanların senin e, temiz olduğunu anlayacakları bir şey ama e, şu anda bu senin keyfini kaçırıyor moralini bozuyor diyelim bak pazartesi gününe niyet dedim bugün böyle iki görüşmem var ya sanki bir iş görüşmesi olabilir başka bir şekilde görüşme olabilir ama e, bu iki görüşmeden de istediğini alıp da dönüyorsun Böyle bir masaya otursan bile o kişilerle o masadan sen istediğini alıp da çıkıyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Ve bu e, senin istediklerini o insanlardan alman e, senin hayatında önemli bir yere sahip çünkü yeni kararlar vermene sebep olacak. Belki de yeni bir yola girmene ya da belki de yeni bir adım atmana vesile olacak diyebilirim. Ve bu insanlar e, hani bunun farkında değil. Ama sen bu insanlarla iki kişiyle kendi istediklerini yapmak için görüşeceğini gösteriyor. Burada biri de destekçi aslında onu da söylemek istiyorum. Sen yani bir destek onay veriyor. Birinden onay almak gibi değil de sen bunu yap ben senin arkandayım diyecek birileri de olduğunu da gösteriyor. Bunu söyleyelim. Hmm, evet. Ya böyle ya nasıl diyeyim şimdi bunu belki de hmm, ya serbestlik gibi bir durumunuz var tamam mı burada? Bunu nasıl söyleyelim şimdi? Hmm, kendinizi belki de hiç özgür hissetmiyorsunuz. Bak size prangalar takan yok. Ama kendinizi belki de hiç özgür hissetmiyordunuz. Bugün ee, diyorum ya bugün zaten sizin için çok farklı bir fincan geldi öyle böyle değil bugün kendinize çok serbest bak serbest yani hani e, ipim salındı yani özgürüm gibi ya bir takım duygu düşünceler e, böyle sarmış olabilir bak bunları yapacak olabilirsin ya bunlar o kadar güzel şeyler ki aslında bak bunlar senin duygu düşüncelerin olduğu için ben böyle anlatıyorum. Fincanda görünen böyle olduğu için anlatıyorum bilgin olsun. Ve burada özgürlüğünü tekrardan işte serbestliğini ele alan bir durumda görünüyorsun. Sadece kaygıların var. Ee, korku değil ama bunlar kaygı. Ee, şunu yaparsam şöyle olur mu acaba? Şu adımı da atarsam şöyle olur mu acaba? Ya da... Hmm, bak küçük küçük kaygıların da olduğu için söyleyeyim. Hani böyle aslında şurası çok güzel ya. Ama yine de bu kaygılarından kurtul. Yani bir vesveseye dönüşmesine, seni ele geçirmesine de izin verme ve bunlardan kurtul özellikle de söylemiş olalım. Hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Bakalım tabağınız bizlere neler gösterecek? Evet, hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Şöyle de hemen sizlere gösterelim bakalım. Hmm, güzel. Bak maddiyatla alakalı şimdi bir saniye şurayı halledeyim. Evet maddiyatla alakalı bir problem bugün hiç beklenmedik bir yerden çıkabilir. Ödemediğiniz bir şey olabilir. Bundan kaynaklı olabilir ama bugün bu işi halletmeniz de gerekiyor. Şimdi kendinizi işte belki maddiyatınızı, belki maneviyatınızı hani garanti altına almak istiyorsunuz. Bu çok bariz belli. Biraz da karışmış durumda olduğunuzu gösteriyor. Çok çok garanti altına alamayacaksınız ama günü kurtarmak adına garanti altındaymış gibi atacağınız adımlar var. Birileri belki de sizden netlik bekliyor. Yani şu şöyle mi değilse bile evet diyeceksiniz. Yani öyle deyip de onu rahatlatacağınızı da gösteriyor. Şimdi bir ağaç gibi diyelim. Yani ağacın üstünde de durur vaziyettesiniz ama. Arkadaşlar meyve veren ağaç taşlanır biliyorsunuz değil mi? Siz o meyveleri yemeye çalışıyorsunuz. Bak burada... Ee, ya bir şeyleri gerçekten birlerine söylemeyin. Aslında belki de yeni bir iş yapacaksınız. Çok bereketli çünkü meyveleri olan bir ağaçtan bahsediyorum. Ama o ağacın altında yılanlar var. Siz yukarıdasınız ağacın üstünde, altında yılanlar var. Meyve veren ağaç taşlanır. Çok kısmetli bir işe, bolluğu bereketi olan bir işe iş yapabilirsiniz kendi işiniz varsa ya da yeni işe başlayacaksınız böyle size nasipli gelecek bir iş yapma durumunuz var altınızdaki yılanların sebebi de aslında işte iyiliğinizi istememeleri hani istemiyorlar senin iyi olduğunu istemiyorlar iyi olmanı istemiyorlar bunu kabul etmen gerekiyor. Hani yere ilk adımını attığında hemen kendi yılanlıklarını yapacaklar. O yüzden yani senin açıkçası hiç aşağı inmeden o ağaçtan inmeden kendi hayatını işte o bollu bereketi hiç böyle azaltmadan hayatına devam etmen gerekiyor. Birini de kendi yanına çağırmaya çalışıyorsun ama. Yanında olmasını istediğin birisi olabilir de bu. Ama şöyle söyleyeyim. Herkes seninle aynı şartlarda değil. Herkes seninle aynı şeyleri yaşamaz. Tamam mı? Burada şunu söyleyeyim sana. Ee, yanında kimi istiyorsan şu anda isteme. Ya sana gelebilecek durumda değil. Hmm, bugün sana birisi bir şeyler vermeye çalışabilir ama hiç tenezzül etmeyeceksin. Bak bunu söyleyin. Birilerine hiç tenezzül etmeyip de boyun eğmediğini gösteriyor. Bence bunu yapman daha iyi. Evet. Böyle bir kendini ayakta tutuyorsun. Ayakta tutuyorsun da içeride bir gözyaşı dökme durumun görünüyor. Bak şu anda da olduğu gibi. Peki. İşte bu içinde kalpten de olabilir. Duygusallıktan ziyade. Belki bazı şeyler çok çok ağır geldiği için de bir gözyaşları durumu olabilir ama bu gözyaşları seni problemini çözmez. Karşındaki insanı değiştirmez. Bunu bilmen gerekiyor. Birisinin ağzının boşluğu var. Bak şimdi. Boş ağzı dediğimiz karakterler var ya tam da böyle bir karakter. Çok 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 konuşmaya müsait bir insandan böyle bir şeyler öğreneceksin. Hiç düşünmediğin şeyi birden önünde konuşulurken düşün. Hiç düşünmediğin bir şeyleri öğrenme durumun var. Yani takılmak değil ama sonuçta o bilgileri öğrenmen senin için kar olduğunu da söyleyebilirim. Bir işini bitiriyorsun. Bak bir işini bitiriyorsun ve o bitirdiğin iş konusunda da yüzün gülüyor. Bak tabağın çok dolu dolu çıktı. Söylemek istiyorum hepsini. Ee, böyle bir işini bitiriyorsun ve e, işini bitirdiğin her neyse orada yüzün gülüyor. Tamam mı? Hani yani hani der, deriz ya bir şey bittiğinde ya çok şükür bunu da kazasız belasız atlattık diye. Tam da böyle bir şey. Ve sen e, hani baya bir yüzünün gülmesi gibi durumlar var. Bak umudunu kaybettiğin bir şey var mı? İşte şu konuda yapıyordum ama işte bir kere tökezledim umudumu da kaybettim dediğin bir şey varsa umudunun tekrardan canlanması. Belki de bu konuda umudunu kaybettikten sonra kendi kabuğuna çekildim. Bak bunu da söyleyeyim Umutun bitti, kendi kabuğuna çekildin. İşte kimsenin kabuğunu kırmasına izin vermedin. Duvarlar ördün belki de insanlarla. Ama şu anda açıkçası umudunun yeşermesi gibi bir takım durumlar var ve kabuğunu da içerden kendin kıracaksın. O dışarıya karşı ördüğün şu duvarını kendin aslında içerden yıkacaksın. Bunu da söylemiş olalım. Evet, hmm, şuradaki bir maske aslında biliyor musun? Bir yılanın maske taktığını düşün ve o yılan senin hayatında, hayatında olup bitenleri de bildiğini söyleyebilirim. Ama e, hani işte her zaman diyorum ya herkese her şeyini anlatmayacaksın. Otur, yemek ye, çay iç, kahve iç ama herkese de her şeyini anlatmayacaksın. Şu maskeyi çıkardığında çok büyük bir şok etkisi yaşayabilirsin. Bu kadar da olmaz diyebilirsin. Çevrende yaşanan şeyleri sana anlatan biri aslında bu. Şurada şöyle oldu, burada böyle oldu. Bak şu da şöyleydi geçen gün diyen birisi varsa etrafında ona dikkat et. Çünkü anlattıkları gerçek olayların dışında, bak olay olmuştur. Ama o kendi yorumunu katıyor o e, olaya anlatabiliyor muyum? O yüzden de onun anlattıklarına itimadın çok fazla olmamalı. Zaten maskesini düşürecek bir karakter. İşte yalancının mumu yatsıya kadar yanar misali. Özellikle sadece bugün için diyeceğim. 15 Mayıs pazartesi özellikle söyleyelim. Bugün pireyi de ve yapmayın olur mu? Böyle böyle ufacık ufacık olayları çok çok büyütmeyin. Ya bugün hani böyle uğraşacaksınız insanlarla uğraşacaksınız bu çok belli. Belki de çalışıyorsunuz böyle bir artık müşteri temsilcisi gibi düşün. İnsanlarla uğraşırken hep farklı duygu düşünce her insanda farklı duygu düşünceleriniz olabilir. Ama hani böyle şey yapmayın. Hmm, nasıl diyeyim? Bugün geçecek, merak etmeyin. Çok fazla kişiselleştirmeyin. Ee, asabi de olmamaya özellikle özen gösterin. Hani bugünün e, açıkçası en ufak bir şeyi küçük olan bir şeyi çok çok da büyütmeyin. Evet, şöyle ben hemen bir tarot da açmak istiyorum Pazartesi gününe niyet hem de yeni haftaya niyet bir bakalım neler var neler yok. Bu arada şunu da söylemek istiyorum videolarımı olan desteğiniz ilginiz güzel mesajlarınız hepsi için çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar asla e, hakkınızı yemem sizler sayesinde bu kadar kısa bir vade içerisinde. Bu kadar hızlı büyüdük biliyorsunuz. Her zaman da bunu söyledim. Çok 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 teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, niyetlerinizi tuttuysanız şöyle bir hemen ilk kartımıza bakalım. Evet, kule kartı geldi. İlk kart olarak gelmesi. Hiç beklemediğin birinden. Hiç beklemediğin bir hareketi yaptığını. Hiç beklemediğin bir konuşmayı yaptığını düşün. Ama gerçekten hiç beklemiyorsun. Yani hani bu kadar olur. Çünkü herkes yaparsa sen yapamazsın. Çok güvendiğim bir karakter olduğundan değil ama hani birileri bir şey yapar ve biz o kişiyi, onu nasıl yaptığını yakıştıramayız ya mesela. İşte birisi birisini seviyordur ama hiç yakışmıyordur gibi düşün. Hiç yakıştıramazsın. Sen de de şu anda böyle bir durum. Birileri bir şeyler yapmışlar ve senin kulağına yeni geliyor. Sen de ufak çaplı bir şok etkisi yaratabilir. Ve bu kişilerin konuşmaları açıkçası senin gözünü açacak. O yüzden hani bazen bir şeylerin duyulması iyi olabilir. Kendi kabuğuna çekilmişsin İşte az önce anlattım aslında ama şöyle kısa bir özet geçeceğim. İnsanlardan beklentilerin var ama insanlardan beklentilerini şöyle bir sıfırla birileri onu yapacağım dedi bunu yapacağım dedi yapmadı ve bundan kaynaklı sen kendi kabuğuna çekilmiş vaziyette de görünüyorsun yer değiştirmeyi bile düşünüyorsun onu söyleyeyim içten içe keşke buradan taşınsam da keşke buradan gitsem de rahat etsem diye de düşünüyor olabilirsin. Aslında bunu yapamayacak durumda değilsin yapabilecek durumda olduğunu gösteriyor. Sadece bir müddet daha bulunduğun yerde mücadelelerin var tamam mı? O mücadelelerini vermen ve sonrasında gitmen gerekir. Devam edelim. Kader çarkı. Bak kaderin sana getirecekleri var. Kadersel olarak bir takım olaylara, haberlere, yeni bilgilere hazırlıklı ol. Kadersel olarak yeni yolculukların da olabilir. Ee, bunu söyleyelim. <laughs> Ekstradan <gülüyor> şunu da söylemek istiyorum. Ee, bazen gözünü korkutsa da bu kadersel olarak yaşadıkların yaşayacakların aslında senin yeni bir hayat düzenine alıştırdığını da gösteriyor bunu söylemiş olalım şimdi hmm, devam edelim bir bakalım kupa dörtlüsü bak hiç çalışmıyorsan yeni bir iş hayatına başlayabilirsin bugün Pazartesi itibariyle yeni bir iş hayatı seni bekliyor da diyebiliriz. Aynı zamanda durgun bir zamandan geçtiğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Tam tersine çok hareketli bir zamanın içinde kendini bulacaksın. Devam edelim. Bak çok fazla sorumlulukların var. İyi niyetinden kaybediyorsun. Bu sorumluluklar senin belini büküyor. Bu sorumluluklar senin e, ciddi olarak önüne engel oluyor. Ama sen sorumluluk almaktan hiç çekinmiyorsun. İnsanlar da senin sorumluluklarını yerine getirdiğini bildikleri için kendi yapmaları gereken sorumlulukları senin üzerine atıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Kendinize ait olmayan başkalarının sorumluluklarını kendi üzerinize yük yapmayın. Kılıç kraliçesi güzel. Bak kılıç kraliçesi diyor ki geleceğe dair kılıç kadar keskin kararlar vermen gerekiyor. Oturup düşünüp şöyle bir net kararlar ver. Kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapabilmen gerekiyor. E, bu planları uygulamaya sokarsan en kısa vade içerisinde sokman da gerekiyor. O zaman geleceğini maddi ve manevi rahatlatabilirsin. Kılıç kraliçesinde açıkçası bir bebek müjdeleneceği, bebekle alakalı güzel haberler olacağını da gösterir. Ay kartı. Önünü aydınlatmaya çalışıyorsun ama içten içe de korkuların, vesveselerin, kuruntuların var. Seni İçte içe de korkutmaya çalışanlar var. Gerçekleşmeyecek olan şeyleri bile sanki gerçekleşecekmiş gibi sana şöyle olacak böyle olacak şu da şöyle olacak diye söyleyen birileri var. İşte bu insanları hayatına tutma. Korkularınla da yüzleşmen gerekiyor. Korkuların seni ele geçirmesine izin verme. O zaman senin için hayat için içinden çıkılmaz bir vaziyette olur. Ama korkularınla yüzleştiğinde çok kısa vade içerisinde rahatlayacağını göreceksin. Evet tılsım dokuzusu bolluğun bereketin daim olsun. Bir talih kuşu gelip sana konabilir. Yavaş olacak bunu söyleyeyim ama çok güzel bir haberin sana gelmesi gibi bir durum görünüyor. Sen bir müddetli uğraştığın ne varsa bununla alakalı çok müjdeli bir haber sana geliyor. Bolluğu getiriyor, bereketi getiriyor. Aynı zamanda sen kendini eğer maddi anlamda rahat ya da e, maddi anlamda e, güvende hissetmek istiyorsan her ne yapıyorsan bunun için e, doğru yolda olduğunu da gösterir. Diğer kartımız değnek prensinden geldi. Evet ileriye doğru bakıyorsun. Geleceğinle alakalı planlar programlar yapıyorsun. Bir hayaline hedefine ulaşmış vaziyette olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda değnek prensi bir takım senin hayatına değişimler olacağını da gösterir. Değişimleri direnmemen gerektiğini tam tersine bu değişimlere ayak uydurduğunda hayatının geçmişten daha da güzel olacağını gösterir. Sen etrafındaki art niyetli insanları temizleyeceksin. Bir insan temizleme yaşayacaksın. Sonrasında da kendi hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmek için önüne plan program yapıp yola çıkacaksın. Bu şekilde zaten rahatlamaların görünüyor ve son kartımızı ele alalım. Tılsım dörtlüsü. Şimdi bir mal varlığı var ev, araba, dükkan tarzı olabilir ya da bir paranın olduğunu düşün ve burada e, mal varlığımı kaybeder miyim? Ya da işte evimi kaybeder miyim? İşte arabamı kaybeder miyim? gibi kendi kendine bak gerçekleşmeyecek durumların da gerçekleşeceğinin e, duygu düşüncesi içindesin maalesef. Bunlar senin gözünü çok fazla korkutuyor. Bunlar seni yıpratıyor. Bunları eee çok dikkatli dinle çünkü sana bunları yaşamanı isteyen birileri var. Bu duyguları, düşünceleri yaşamanı isteyen birileri var. Sen de o yüzden bu şekilde düşünüyorsun. Henüz kaybedeceğin ya da kaybedeceğin gerçekten hani şey değil, durumda değilsin. Ama birileri senin böyle düşünmeni istiyorlar. Bunu da söyleyelim. Sen de onların ekmeğine yağ sürmemen lazım. Evet 15 Mayıs pazartesi gününe niyet şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Lütfen pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.